Ne diyorsun Burhan, sütyen mi? Sadece sütyen değil İfot, dantilli bir sidiyen. Cem enişte mi takmıştı? Evet, evet. Aslı kapının önüne çıktı. Bunlar ayaküstü birbirlerine girdiler. Tabii sesleri duyamıyoruz. Klinik kamerası ya, ses olmuyor orada. Sadece görüntü olayı. Ondan sonrasında da Cem Bey sütyeni hanımına verdi. Hanım derken Aslı'ya. Ondan sonrasında normal iki kıyafetlerini giydiler. Hiçbir şey almamış gibi içeri girdiler. Hayırdır inşallah. Ben zaten garip bir şeyler hissediyordum. İlk tanıştığımızdan beri. Yurt dışında okumuş, orada garip huylar edinmiş olabilir. Partiler martiler. Nasıl yani? Kadın entarileri giymekten mi hoşlanıyor yani? Ay traverten gibisine mi? Ay neler saçmalıyorsun? Ne diyorsun Burhan? Olur mu öyle şey? Kızma İfot. Yani kızma lütfen. Kilo aldı ya. Belki göğüslerinin formunu kaybetmemesi açısından takıyor olabilir. Huydur bu yani. Huy derken ondan bahsettim. Ay emin misin Burhan? Kameradan falan yanlış görmüş olmayasın. İfot, gafur da şahit. Görgü tanığı. Öyle düşünme, görgü tanığı. Çok güvenilir bir tanık değil. Ayrıca görgüsü de yok ama görgü tanığı. İri bakmak lazım. Öyle bakmak lazım da belki sen yanlış anlamışsındır, şaka falandır. Yani şaka da olsa ne bileyim. İfot, ben bu çocuğun halini hiç beğenmiyorum. Dengesiz biri. Kafadan çatlak, kafası karışık. Bence Aslı'yla problemleri var. Ay sen nereden biliyorsun ayol? Aslı'yla aynı iş yerinde burun buruna çalışıyoruz İfot. Yani son zamanlarda farkında değil misin? Kızın morali çok bozuk. Aortları çöktü. Böyle gözlerinin altı morardı. Böyle dudaklarını bir görsem böyle iyice aşağı doğru çekti. Ay canım, ay canım. Ay öyle mi diyorsun? Cem enişte işsiz güçsüz tabii ashabi olmuştur. Erkek evde oturunca artık ondan hayır gelmez. Çok doğru söylüyorsunuz Makbule Hanım. Bence yol yakınken Aslı'yla yollarını ayırmaları lazım. Aa olur mu canım öyle şey? Ay anlaşamıyorlar mı diyorsun? Nasıl anlaşsınlar İfot? Yani nasıl anlaşsınlar işsiz, güçsüz, parasız sütyen takan bir koca? İnsanın hayalindeki koca böyle midir yani? Olur mu? Sizin gibi bir insandır Burhan Bey. Yani misal. Vallahi duvara tosladı çocuk işte. Bir daha da kendine gelemedi. Biraz da hassas, duygusal bir tip. Aman. Kibarlık yapma İfot. Lütfen. Dengesiz bir o. Geçen gün sabahleyin köründe birden açtım kapıyı. Öyle duruyor. Kulyabani gibi. Niye ki? Ne bileyim. Ne bileyim kendi iç dünyasında neler yaşıyor. Hiçbirisini anlayamazsın ki, bilemezsin ki. Ne yapıyorsunuz Cem Bey dedim kapının önünde. Böyle bir şeyler dedi, saçmaladı. Ne dediğini de anlamadım yani. Vah vah vah. Psikoloğa falan mı gitse acaba? Ay bize ne canım? Allah bildiği gibi yapsın. Ben sadece kardeşimin geleceğini düşünüyorum. Kardeşin kim ayol? Ay Aslı. Pırlanta gibi kız. Bence onu hemen dehlesin. Yol versin yani. Genç kız başka birisini bulabilir yani. Hayır, araban da telmaşa Sacit. Bari böyle adam gibi bir spor araban falan olsaydı. Saatim bile taktık be kardeşim. Of, of, of. Daraltmayın oğlum adamı ya. Zeynep benim zengin çocuğu imajıma mı aşık oldu? Kaşına gözüne mi aşık oldu? Allah Allah. Olamaz mı lan? Zannetmem. Yanlış anlama kardeşim ya. Kalbini kırmak istemem ama yani Allah'ın yarattığı her kul tabii ki çok güzel ama kardeşim piyasada öyle herifler var ki inanılmaz yani. Beynim desem yani. Ne diyorsunuz oğlum ya? Abi seni realizme davet ediyorum. Apartman sahibi Nişantaşılı çocuk olarak kaptın kızı ama şimdi ne olacak? Ne olacak? Abi giyimin olsun, kuşamın olsun, gittiğin yerler olsun. Biraz sosyetik takılacaksın. Ya bakan kızı Sacit, güzel kızı diyorsun, zengin kızı diyorsun. Ya kağıt helvayla kandıramazsın be kardeşim. E kandırdık işte. Ama artık ilişki resmen başladı abi. Artık cemiyet içinde bir çiftsiniz. Kızı taşıman lazım. Ya taşırım ben onu ya. 50 kilo kız. Sırtladığım gibi götürürüm. Abi yok, bu kafayla olmaz. Her lafa bir şaka, her lafa bir şaka. Bir gün sen şaka yaparken bir bakmışsın, kız kırmızı bir spor arabayla... Kolunda marka saati.
böyle pahalı restoranlara takılan başka bir herifle gazlamış gidiyor. Olur yani. Bir işte de tutunamıyor ki İffet yenge. Hayır, ayıptır söylemesi. Hayat boyu siz mi besleyeceksiniz? Ayrıca besli kargayı oysun gözünü. Aslı'yı yıpratıyor. Kıza bari çare değilsin. Bu nasıl kriktir? Evet, aslında bazen tartışıyorlar. Ama... Ailesi desen ayrı tilden çalıyor. Babası Monsieur Bülent. Allah'ım ya Rabbim ya. Söylerken hicap duyuyorum şu anda. Kızı yaşındaki kızlarla fingirdeşi. Annesi desen kendisine cigilo yapmış. Ay yok yok. O oyunmuş. Bülent Bey'i kıskandırmak için. Ama öylesi daha kötü İfot. Daha kötü. Oyunbaz, madrabaz. Sürekli böyle bir aile. Bunların Allah bir dediğine bile inanmayacaksın. Aile düzenleri farklı bunların Burhan Beyciğim. Çok ekstra large insanlar. Yani Aslı yavrum bir hata yapmış. Yani kanmış, etmiş, evlenmiş. Allah korusun yarın öbür gün çocukları olsa ne olacak? Hayat boyu çekecek bu çileyi. Ay! Soldan soldan geliyorlar, susun. Gitti benim prenses kızım, gitti. Ah, ah. İnsana hayat şansı versin Allah yenge. Vallahi öyle. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Bak abi bak. Erkekler için 12 bin dolara deri ceket varmış abi. Okudun mu? Ben o parayla tabakhane alırım, takılırım lan. Yani takılmak için çok keyifli bir mekan değil ama hani bakış açımı anlatmak adına. Ah be kardeşim, ah be kardeşim. Etrafta ne para var, ne para var be. Abi bu ceketi alabilecek heriflerin hepsi yenge gibi bir kız arıyor biliyor musun? Of ya tamam be, ne yapalım lan, Allah Allah. Ayrıca iğrenç bir ceket. Ne öyle palyaço gibi? İtalyan markası abi. İstanbul'a 5 tane gelmiş. Ben de isterdim şahsen. Böyle şeyler statü göstergesi. Ye kürküm ye günleri Sacit kardeşim, uyan artık ya. Abi statü demişken kızı ikide bir buraya getirme. Böyle daha sosyetik mekanlara götür abi. Orkide al, mücevher al. Tabii kardeşim. Ya bu kız kapıcı kızı değil ki. Bir muhallebi edinince mutlu olsun. Ya o sosyetik hatun bu. Onun standartları yüksek kardeşim. Öf, yemişim standartını lan. Kontak oldum ha. Param yok oğlum, ne yapayım? Abi para deyince altılıya süper tüyü aldım abi. Bilmem ilgilenir misin? Hadi lan. Yani dayım yemin ettirdi oğlum ya. Ama şimdi burada büyük aşk söz konusu değil mi? Bunun havyarda yemeği var, çiçeği var, şusu busu var, öyle değil mi? Bu şartlar altında kumarda kazanan aşkları kazanır abi. Olaya öyle bak. O zaman ben bir eve gideyim. Şanslı kolyemi takayım. Ablamın gıdımdan makas alması lazım. Ayağımı 3 kere paspasa silmem lazım. Bunlar olmadan ben hayatta kumarda kazanamam. Diyorum seni ya. Banyoya tabii ki önce benim girmem lazımdı. Çünkü önce benim evden çıkmam lazımdı. Çünkü neden? Benim işe gitmem lazımdı ya. Ya bir duş alıp çıkacağım 1,5 dakika sürecek. Senin bak duş benden olsun. Sadece saçını fönlemem 1,5 saat. Nasıl bari kıza? Çok maça zannettiği kendini. Tamam ne o zaman duruyorsun benimle tartışıyorsun burada? Git banyoya. Tavanları mamanları görününce böyle ıslata ıslata duşunu al. Üf, yordun beni. Sen beni yordun, sen beni. Bitmiş bu ilişki. Bitmiş. Hadi ben çıkıyorum. Akşam geç kalabilirim. Merak etmeyin. Ev hayatından soğudum mu yiyorum? Efendim? Ay Aslı'cığım gel otursana bir dakika. Gel. Ne oldu ya? Otur yiyorum. Günaydın. Ne oldu? Ne oldu? Ne konuştunuz Tarık Erdi'yle? Anadolu rakçı gelmeden ulan canım. Bütün hafta sonu çatladık ya. Cebin niye kapalıydı? Hiç mi bizi düşünmüyorsun? Tamam tamam anlatacağım. Ama şöyle sağlam bir yere oturun ki söylediğimde düşmeyin. Ne oldu? Aslı'cığım yavrum siz daha çocuk falan düşünmüyorsunuz değil mi? Hani nereden çıktı bu? Aman yavrum aman. Ne olur ne olmaz. Hayır yani acele etmeyin. Gençsiniz daha. Anne ben 31 yaşındayım. Olsun yavrum. Olsun. Tıp çok ilerledi. Tüp bebek yaparsınız. Mesela annem beni 39 yaşında dünyaya getirmiş.
O zaman ben kesinlikle o yaşa kadar beklemeyeyim Burhan Bey. Demek ki sakıncaları var. Ne demek şimdi bu? Ablam benim. Ne haber? Ay canım. Ah Sacit Beyciğim, vallahi burnumda tutuyordunuz. Gelin birlikte oturalım. Yok. Aman da ablaların en güzeli, en kıvırcığı, en endamlısı, boylu postusu. Aman da kardeşlerin en yakışıklısı, maşallah. Aman da ablaların en tatlı dillisi, en güler yüzüsü, en manken fiziklisi. Bak şimdi, bak şimdi. Bak bak bak, şurada kaymak birikmiş, gördün mü bak. Aman. Aman de ne tatlı bak. Şurubu da var bak. Akıyor buna. Aman. Aman. Oh oldu. Hadi eyvallah. Aslı. Korunuyor musunuz? Sizden mi? Bak şimdi ama. Ay nereden geldik bu konuya acaba? Aslıcığım. Cem'in halini pek beğenmiyorum son zamanlarda. Sen mutlu musun evladım? Anne bunlar senin şahsi fikirlerin mi yoksa bazı kötü niyetli komşuların fişteklemesi mi? Aa, ben hiç üzerime alınmıyorum ama. O zaman alt kattaki bazı kötü niyetli komşular diyeyim daha net anlaşılsın. Hadi al asmalık ben çıktım. Ben hiç gocunmam. Ben hiç gocunmamıyorum. Burhan abine istediğini söyleyebilirsin. Paramparça edebilirsin. Ben hiç gocunmam. Yeter ki o maço görüntüsü adamla hayatını heba etmesin. Loser bu. Loser. Ne duruyorsun paspasın üstünde? Ne duruyorsun paspasın üstünde ya? Çıkarken ayak paspası silinmez ki. Girerken sildim. Ne yapıyorsun ya? Ya gergin gördüm ben seni. İçgüveysle kavga mı ettin yine? Sacit, sinirimi oynatma. Sadece gergin değil, saldırgan görürsün beni ha. Burada ha bak, burada. Bak. Ama yengem, ablam, Burhan nasıl da kaynatıyorlar içeride. İç güveys de olsa tam kadınlar matinesi ha. Sinirimi oynatma Sacit ya. Yemişim sinirini lan. Gibiydi hayatımdan çıksın. Bırak sınırını. Diye. Yürü git şuradan, ben geç kaldım zaten. Yürü git içine. Şiddetli geçimsiz. Ben her şeye hazırlıklıyım. Kendi kendime diyorum ki aman Fatoş sen neler atlattın bunu da atlatırsın. Öldürmeyen her şeyi güçlendirir. Ama sonra ay çocuğun yüzüne şöyle bir bakıyorum. Japon çizgi filmi gibi ya. Ay çok tatlı. İçim parçalanıyor. Fatoş sadede gel canım. Bir daha görüşmeyelim. Herkes kendi jandrında mı takılsın dedi. Peki yaş farkını mı söyledi? Hayır arkadaşlar. Diz çöküp evlenme teklif etti. Kim? Aa, yok artık. Hadi oğlum gidelim lan. Abi fena ceket değil aslında. Dost diye sarıldım yılan bile olamazsın. Yılanlar benim için ağlıyor arkadaş. Yılanlar benim için ağlıyor arkadaş. Manyak. Yine anlatacak bu bizi abi ya. Ağlıyorsun. Ağlama. Ya Bilal abi bir dakika sus be abi ya. Ah, kedi lan. Belki de uğurlu kedi. Aa. Sev kardeşim sev sev. Seveyim değil mi? Hadi hadi hadi. Aman da aman. Adı ne bunun ya? Simge. Simge diye kedi mi olur ya? Nereden buldun bu ismi? Kendisi söyledi. Ha, eyvallah. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? pist pist. Simge. Aman da aman. Acayip isimli. Şişko Simge. Allah'ım ne biçim kedi lan bu? Aa, sanki söylediğim lafı anladı. Resmen onun için tırmaladı. Ay, bundan uğur gelmez kardeşim ya. Uğursuz bu uğursuz. Hadi abi atlar kaçıyor. Hadi 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 gidelim ya. Ağlama ne olur. Ay canım ne kadar saf değil mi? Demek ki ne kadar aşık ki Fatoş'a. Yememiş içmemiş. Hatrını sormadan dank diye evlenme teklif etmiş ya o. Ay Fatoş nasıl reddettin ne dedin? Efendim? Çocuğa nasıl hayır dedin? Çok üzüldü mü? Yo üzülmedi. Peki ne dedi? Aman neyse canım bırakalım artık bunları. Fatoş. Fatoş.
Fatoş. Canım. Ya arkadaşlar, yalnız bu nişanlandığımız aramızda kalsın, tamam mı? Kimse bilmesin. Ne? Ya şimdi bu manyak Burhan, Saadettin Bey falan, bunlar şimdilik bilmesinler. Ne süt yanı ya? Hayır, süt yan önemli değil Tahsin'cim. Herhalde bir açıklaması vardır. Ama Burhan diyor ki Aslı son derece keyifsizmiş. Mutsuzmuş yani ofiste. Evde iyi ama bize belli etmiyor demek ki. Tartışıyorlar şekerim. Ay bu çocuk 3 aydır işsiz. Bu gidişle de pek bir şey bulacağı yok yani. Sorumsuz anacığım, sorumsuz. Ya insan icap ederse limon satar. İş beğenmiyor ki bu. Bir işe giriyor, ertesi gün fıs. Vah vah vah. Delirdin mi sen Fatoş? Ay ne bileyim ben, böyle gözümün içine Japonlu çizgi filmi gibi bakınca reddedemedim. İyi o zaman. Düğün nerede inşallah? Ay ne düğünü canım? Konuşacağım Tanrıverdi'yle. Bir zahmet. Ya o anın büyüsü içinde hayır dersem kaçar gider, bir daha konuşmaz diye korktum, evet deyiverdim. Ne zaman konuşacaksın? Ay acaba hiç konuşmasam kendi kendine unutur mu? Fatoş, yüzük bile takmışsın. İstersen çocuklarınız büyümeden bir konuş yani. Geciktirirsen çizgi film, korku film olur canım. Duygusal çocuk. Hepimizi kırar geçirir yahu. Bir de biliyorsun kafası bozulunca pislanma huyu var. Tamam, uygun zamanı bekliyorum, konuşacağım. Ay vallahi konuşacağım. Nasıl konuşacağım? Ya oğlum böyle şans olur mu lan? Vallahi ben böyle bir şey görmedim kardeşim. Havyar parası çıktı Sacit. Yarın akşam yengeyi yemeği oraya götürürsün artık. Oğlum yanımda daha çok para olsa arabayı bile değiştirecektim. Ne diyorsun sen? Abartma lan, abartma artık be. Aman be kardeşim, bırak da bir ağız tadıyla abartalım ya. Ya Tacu, oğlum böyle bir şans var mı ya? Sertac'ın tüyosunu verdiği ata oynuyorum diye, sen git yanlış ata oyna. Bu sefer de o at kazansın, iyi mi? Büyük sürpriz oldu abi. İkinci ayakta da bunun atı gelmesin mi? Ya üçüncü de kafadan attı, yine bununki birinci geldi. Ben orada durdum zaten. Bu ne lan? Bu ne lan? işte şanslı kolyem, ablam ve paspasın sihri. Sadece sen her defasında öyle yapıyorsun ama böyle olmuyor. 3 kere arka arkaya sürpriz at. Var mı böyle bir şey ya? Bugün demek ki ekstra şanslıyım. Bakın ne yaptıysan. Ne yaptım? Kolye, ablam, paspas. Sabah Aslı'yla kavga, enseye tokat, atkıyla boğma teşebbüsü. Sonra çıktım geldim, kedi tırmığı. Oğlum sabah sabah neler gelmiş lan benim başıma. Keşke her sabah başına gelse de abi, her gün böyle kazansan. Diyorsun. Aslı iyi mi? Kız mutsuz muymuş yani? Ay, bence öyle Taz. Yani gurur yapıyor ve bize belli etmiyor. Ama gözlerinin altı böyle çukur çukur. Dudaklarının kenarı böyle aşağı aşağı iniyor yavrucağım. Canım o zaman ayrılsın bitsin bu iş, nedir mecbur değil ki. Kol kırılır gelin içinde kalır durumunda ihtiyacı yok benim kızımın. Tabii canım, ne demek? Gül gibi kız. Ay genç daha, çocukları da yok. Ay ödüm kopuyor vallahi çocuk yapacaklar diye Tahsin. Öf ya vallahi başları tık tık tık. Zaten aileyi görünce ben anlamıştım bu işin yürümeyeceğini. Çünkü bizimki gibi böyle derli toplu düzenleri yok ki. Zaten ileride oğlan da babası gibi olur. Bir çapkın daha başlarsa yandı bizim kız. Aa yandık vallahi. Ay benim kızım bunlara layık mı? Hayır çaktırmıyor da kavga ettiklerini. Bizim yanımızda iyi gibiler. Demek ki işte susuyor, katlanıyor demek ki. İnatçı anacığım, inatçı senin gibi. Ne? Yani bütün bunlar benim yüzümden mi oluyor? Ay ben kahroluyorum burada. Kahroluyorum. Ne oluyor bize ya Rabbi? Allah Allah, Allah Allah. Niye? Ben çekime gidiyorum. Kubilay da alışverişe çıkıyor. Siz de rahat rahat konuşun. Neyi? Artık hava, su, geleceğiniz, ne olursa. Tamam, sağ ol bacım, görüşürüz. Fatoş, hadi canım.
Hadi. Tanrıverdi. Ben bir erkek bir de kız olsun istiyorum. Ya. Ya. Bende bir erkek var zaten. Ya. Ya. Hazır yani. Ama biraz büyük. 20 oldu. Vallahi bağışlasın. Benden 4 yaş küçük. Ya. Olsun. Bir kıza bakıyor işi şimdi değil mi? Anne senin neyin var ya? Yok bir şey. Cemil işte nasıl geçti iş görüşmen bugün? İş görüşmem yoktu ki. Nereden çıktı bu? Ağız alışkanlığı oldu. Nasılsın der gibi ondan. Niye yoktu? Ne bileyim yani. Yoktu işte efendim. Yani liseden bir arkadaşımla buluştum ben. Bugün. Deniz hani sana bahsetmiştim. Ha evet. Deniz? Ne güzel şey. Bizim zamanımızda hanımlar kıskanırdı böyle görüşmeleri. Her şey ne kadar değişmiş. Ha, Deniz erkek efendim. Her neyse. Her neyse derken? Ya ne olacak bu iş durumu Cem Allah aşkına? Hayır çok mu yükseklerde arıyorsun? Biraz daha aşağı pozisyonlarda mı başlasın acaba? Yani genel müdür ya da genel müdür yardımcılığı olmalı ki değsin efendim. Ne? Kravat takmaya mı? Hayır sadece çalışmaya başlamama. Kariyer açısından Sacit. Kariyer var ya sana yabancı tabii. Canım benim öfkeni biriktir yarın sabaha sakla. Niye öyle? Öyle işte. Böyle iki dost ailemin kızını istemesi beni çok duygulandırdı. Onun için dikmeden yer misin? Öyle mi? Buyur. Portakal diyorum. Sonra meyve likizleriyle çok uğraşıyorum. Çamaşır suyuyla bile çıkmıyor gafur. Ha, anladım. Anladın da yine döke döke yiyorsun. Ya çamaşır suyu kullandığın zaman dantelleri yıpranıyor, haberin var mı senin? Sen de karı gibisin ama ha. Ya ne alakası var gafur? Ne alakası var sadece? Çok titiz bir insanım ben. Dantellerimin üzerine portakal dökme. Meyve suyu dökme diyorum sana. Ne var bunu da anlamayacak. Böyle portakalın altına tabağı tut ve ye. Burada akarsın da tabağı yerir. Yere gelmez. Tut şimdi. Ye şimdi. Akıyor. Buraya akıyor. Son derece basit bir olay. Peki tamam da bir planın bir şeyin var mı artık? Aslında var. Yani bir süre daha eğer böyle devam ederse Kanada'da beni tanıyan bir iki şirket var. Onlar ilgileniyorlar. Belki yani öyle bir plan olabilir. Kanada. Oraya her gün gidip gelmek zor olmaz mı ya? Ne demek Kanada? Kanada bildiğimiz ülke olan yani. Yani bir süre daha böyle devam ederse Aslı ile Kanada'ya yerleşme planımız var. Hem de Aslı ile Kanada'da. Orası biraz sapa değil mi enişte? Ya çıkarın bunu kafanızdan. Hiç olacak iş değil. Oğlum askerdi kızım Kanada'da. Ya anneciğim daha gitmedik. Öyle sadece bir fikir. Hayır zaten gitsek de birkaç sene için olacak efendim. Ne? Kaç sene dedi? Birkaç sene mi? Bir daha duymayayım böyle bir şey. Aslı Nişantaşı'nda oturur o kadar. Karşı taraf bile zor geliyor bize. Kalkmış bu Kanada'dan söz ediyor. Bu.
Seni kastediyor Cemen işte. Ya yok öyle bir şey. Bir fikir sadece. Öyle teklif geldi diye şey yaptık. Laf olsun diye söyledik. Yani özür dilerim ama bu biraz da bizim hayatımız efendim. Hatta biraz değil, tamamen bizim hayatımız. Yani istediğimiz planı yapabiliriz, öyle değil mi? Şimdi ama sen çok kasıyorsun. Görüyorum ben, kız deminden beri dürtüyor. Biraz sus artık. Efendim, o kadar istiyorsan sen kendini gidersin Kanada'ya. Kızımı götüremezsin, o kadar. Ama ne? Ya yok öyle bir şey. İstanbul'da iş bulamadım diye Kanada'ya gideceklermiş. Yok yahu. Ben kızımı lahana tarlasından toplamadım efendi. Oğlum askerde, kızım Kanada'da. Ay çok yalnızım. Çok. Onlar ne orada? Ha? Onlar diyorum, ne orada? Çorap. Hadi canım ya. Çok şakacısın. Tamam, ben onların çorap olduğunu biliyorum da niye benim kanepemin baş köşesinde oturuyorlar? Takılıyorlar. Bir sakıncası mı var? Yani Gaffur, Gaffur, eğer ayakların işiyorsa çorap giy. Eğer ayakların üşümüyorsa çorap giyme. Niye çorap giyiyorsun? Giyiyorsun madem, benim evimde çıkartıyorsun. Hadi çıkarttın. Niye kanepemin üzerine koyuyorsun? Hadi koydun. Niye bana öyle bakıyorsun? Hadi baktın. Niye... Ya Burhan, sen menopoza mı girdin? Hayır efendim. Sen buraya geldikten sonra ben sabaha kadar temizlik yapıyorum. Her tarafı kırklıyorum. Sonra işe gidiyorum, böyle gözlerim resmen pürtlemiş. Sebep? Sebep mi? Yediklerin, içtiklerin ortaya döküyorsun. Çoraplarını çıkartıyorsun, oraya buraya atıyorsun. Dantellerimi, ağzını siliyorsun. Yani bir tuvalet kullanıyorsun. Ya... Midemi kaldırıyor, kapur. Yani iğreniyorum, kusura bakma yani. Beni kırıyorsun. Ya ondan değil. Yani ben çok titizim. Hastalık gibi yani. Hastalık var bende yani. Yoksa seni kıracağıma kafamı kırarım. Zahmet etme, ben senin kafanı kırarım. Diyorsun. Anladın sen onu. O parmağın, o parmağı, anladın sen onu. Ayrıldı. Ne diyorsunuz ya? Evladım, üzülmeye, mutsuzluğa değer mi? Ha bir devirde kaldın böyle zorla katlanmak. Mutsuzsan ayrılırsın. Sen ne karar verirsen bil ki biz senin arkandayız. Ben mutsuz değilim baba. Ha? İşte buyurun. Gurur yapıyor. Ay benim çocuklarım salak vallahi, salak. Hayır, kanıda manada diyor. Kedi defolsun gitsin. Benim kızımı götüremez. Evladım, ömür boyu böyle mi yaşayacaksın? Ya... Koskoca adam, adam olsa taş taşır para kazanır. Oh, burada rahat. Bir şey yaptığı yok ki. Etraftan duyuyoruz kızım. Çocuğun böyle... ...mantıksız, dengesiz durumları varmış. Ya, hem bütün gün ofiste böyle oturup arpacı kumrusu gibi düşünüyormuşsun. Benim kızım bunlara layık değil. Etraftan duyuyoruz dediğiniz Burhan herhalde, değil mi anne? Burhan her neyse. Vallahi yüreğimiz parça parça oldu. Evlat mı yahu, kolay mı? Gözlerin altı da çöktü zaten. Kırk
Kız sen fasulye mi yapıyorsun? Yerim ben o elleri, yerim. Ay canım benim, akşama içli köfte de yapıyorum. Nar ekşili cevizi senin sevdiğin gibi. Amanda ablaların en elinden zehir olsa yenecek olanı. Ya elim pis Sacit, olmaz sonra. Olsun. O zaman böyle uzaktan yapsan. Vallahi olmaz, bak günüm kötü geçer. Aman da burada ne berekmiş, bak 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 bak. Kaymakmadıkmış benim kardeşimin kızısı, bak bak bak. Aman da ballar, şurupları berekmiş. Oldu oldu, hadi eyvallah. Beyefendi sana sesini yükseltiyormuş. Vallahi öldürürüm onu halimallah. Ya ben de onu yükseltiyorum. Tabii yükseltirsin. Yükselteceksin. Adam olsun biraz. Kızım çoluk çocuk da yok, mecbur değilsin yani. Hayır, sen bir karara var. Şu kadar üzülmeyiz. Seni destekleriz. Ya ne alakası var ya? Biz gayet mutluyuz. Niye üstüme üstüme geliyorsunuz benim? Ay şekerim, gitsin Karadağ'a, kızımı rahat bıraksın. Ya siz, siz beni rahat bırakın ya. Aslı, iç güveç yok mu ha? 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 Ya Sacit, tamam havam da değil. Lütfen çekil şuradan. Şş, bana bak, 100. iş görüşmesinde ödül veriyorlarmış diye duydum ha? Ha? Sacit ha? Bak, enerjim yok. Gerçekten çekilir misin? Şş, kızım bak, şu enseme bir vursan nasıl rahatlayacaksın? Vur bakayım, vur. Ha? Vur. Ha? Şuraya. Ya Sacit, çekil Alo. Hiç yok bir şey. Ya, ya bırak, keyfim yok benim ya. Ya bu Burhan manyağı, annemle et doldurmuş doldurmuş. Annemle aynı bana sıçrıyor sabahtan beri. Saatlerdir ağlıyorum ben burada ya. E Burhan psikopatı yüzünden. Ya Cem işsiz ya. Ya vallahi gerçekten basalım gidelim Kanada'ya, kurtulalım diyorum. Yani dayanamayacağım artık. Kanada. Yaprakçığım, ben şimdi zaten oraya geliyorum. Orada konuşuruz, tamam. Hadi öptüm, bay bay. Tamam. Nasılsın? İyiyim Gaffur. Ağlıyorsun. Ya ağlıyorum. Burada annem bana bir şeyler anlatmış. Anne nerede? Üzülmüş ya babam falan. Valla basacağım gideceğim uzaklara, bir daha da gelmeyeceğim, o olacak yani. Gitme. Neyse, niye anlatıyorsam sana. Bu Kanada, Sivas'tan, hatta Kadıköy'den daha uzak değil mi? Yani. Ay. Yazık sana ya. Üzülme Gaffur. Yazık, ne hassassın sen de. Hadi iyi günler. İyi Efendim Gaffur, dün gece yine sen geldiğin için yine temizlik yapıyordum. Ne vardı? Konuşma lan. Ama Gaffur yedim patladı ama. Geç otur bakayım şöyle. Ne oldu ki? Ne oldu? Sen niye karı gibi dedikodu yapıyorsun? Ne? Aslı hanımefendinin anasını babasını doldurmuşsun. Kız ağlıyor. Aa, niye ağlıyor ki? Onu... Konuşma lan. Ama anlamadım ki o... Aa, omzuna ne oldu bebişim? Bak. Zaten dün akşamdan kılım sana. Lan sen Aslı hanımefendiyi nasıl ağlatırsın lan?
Senin yüzünden Kanada'ya gidecek. Aa, Kanada mı? Aa, Kanada. Nerede Kanada? Uzakta bayağı. Bak senin yüzünden gidecek işte. Ya benimle ne alakası var Gafur? Ben onu... Konuşma lan. Ama konuşma benim... Burhan. Seni tenhada kıstırırım. Ulan kedinin de bugün munis olacağı tuttu, iyi mi? Biraz rahatsız etsen kardeşime, kurcalasam bir yerlerini. Ha. Bana bak, tırmalasana dünkü gibi be. Şişko şey, gıcık. Bana bak, oho oğlum bunun suratına tükürsek yağmur yağıyor sanacak, kediye bak ya. Güvene abi, nasıl sinirlendirip tırmık attırırız kediye? Simge ancak kendi isterse tırmık atar. Onun ruhu, yüreği ve patileri özgürdür. Ben işte bu yüzden köpek seviyorum. Gel diyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor. Mis gibi. Bu ne lan? Şişt, kedi, iş seninle bitmiyor. Bak daha Aslı'yla kavga etmem lazım. Havalara girme. Bana bak, Simge misin isim? Şişt, şişt. Yazık ya. İyi niyetli hayvan. Kısmış gözlerini bakıyor öyle. Neyse ya, ben Aslı Salan'ın ofisine gidip onu daraltayım bari biraz. Kız, bana bak. Abi gitti parmak. Oh, yandım. Tuhaf. Sen Aslı'ya salak deyince kızıp seni tırmaladı sanki. Neyse canım, halletmiş olduk. Şimdi Aslı bir enseye tokat atıp bir de atkıyla boğdu mu doğru veli efendi. Mahmut, tentridiyot aldır.